Günaydın Selma Hanım, erkencisiniz. Tabii, çayımı bile içiyorum. Balık var mıydı? Evet. Tazeler misin? Tabii. Bu nedir? Karbonat Selma Hanım, midem rahatsız da. Karbonat tedavi etmez ki. Ne, iyi geliyor. Buyurun. Bir boş zamanında muayene edeyim seni. 5, 10, 15 bin. Sınav sonuçları geldi mi acaba? Rastlamadım ama, bir bakayım. Yok, henüz gelmemiş. Motele mi gidiyorsun Ayşe? Evet, Selma ablama gidiyorum. Sınav sonuçları postalanmaya başlandı. Bir türlü gelmedi buraya. Sen de mi doktor çıkacaksın? Bilmiyorum. Yani önemli olan o değil. Tabii doktorluk güzel bir meslek. Ama daha önemlisi başka şeyler edinmek. Anlatamadım, biliyorum. Selma Hanım el sallıyor. Ya biraz güneşlenin canım ya, hemen gelip olmaz ki. Hadi güneşlenin, dinlediniz mi şimdi, hadi. Geçen hafta da geldik biz buraya. Sen çıkmasaydın abla, ben bahçede beklerdim. Yoo, ben de çıkıyordum zaten. Buralarda kadınlar denize girmez mi? İleride topluca girdikleri bir koy var. Sen gitmiyor musun? Bu yaz hiç gitmedim. Hadi birlikte gidelim. Gelsene doktor hanım, gel. Su çok güzel. Hadi gel. Hadi Ayşe. Ben girmesem abla. Aldırma, serinlersin. Abla, havlu tutar mısın bana? Ben de kapalı bir mayo giyeyim bari. Hadi ne sakınıyorsun, sakınma. Hadi hadi, utanma kız. Karbonat içiyorsun. Yarın işlerin bastırmadan bir muayene edeyim senin. Karılara hava atmak için kelek yaptı bize. Kıstırıp benzetmezsem onu adam değilim. Herife bak. Yapacağınız bir şey varsa orada yapsaydınız. Ayıptır arkadan konuşmak. Görürsün yapıp yapamayacağımı. Enişten diye arka çıkmak zorunda değilsin.
Eniştemle ilgisi yok. Ben size yaptığınız ayıptır diyorum. Adam ekmek parası için çalışıyor. Recep abi dövecek. Hasan dur! Koş Recep'e telefon et. Siz mi sandınız lan Recep'i? Daha ben ölmedim. Gebertirim lan hepinizi! Gebertirim valla! Recep! Recep geliyor anne. Bırak! Sakin ol! Bırak! Beni aldın bu evlerden sen! Bırak! Bırak Recep! İşine git. Hadi Recep. Ne işiniz var burada? Hadi eve! Hadi! Numara yapma, uyumadığını biliyorum. Numaracı seni. Meraktan öldürdün beni.